Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Sıcaklar geldi. Bende bir terleme hastalığı var. Elim ayağım terliyor ya. Çok sinir bozucu, ondan böyle vantilatör kullanıyorum. Bu gereksiz bilgiyle neden başladım, bunu ben de bilmiyorum. Belki kendimi size yakın gördüğüm için ya da yapım gereği böyle samimi bir insanım. Ve bunun sıkıntısını da yaşıyorum. Çünkü size samimi olunmayacak insanlar oluyor. Yani çok ters yorumlar yapabiliyorlar. Hayat boyu yaşamışımdır. Rüyada gelin görmenin yorumu nedir arkadaşlar? Bundan bahsederim. Sıcaklar geldi. Keşke gelmeselerdi. 27 Mayıs yarın seçim var. Oy kullanacağız arkadaşlar. Benim şeyde okulun yanında olması çok şey oluyor. Hani yakın olması şey oluyor. Oydan sonra gezmeye çıkacağım İstanbul'u. Havalar çünkü size çok güzelleşti arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım, rüyalar nasıl yorumlanır? İlk önce bundan bahsedeyim. Şu vantilatörü kapatabilirsem tabii ki. Sevgili arkadaşlar, rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre anlamları değişir. Yani benim tam yorum yapabilmem için sizin hayatınızı bilmem lazım. Nasıl? Örneğin sevinç ifadesi bulunduran bir rüya görürsünüz. Ama rüyanızda sizi sevindirecek ifadeyi gördünüz ama ne konunun sevindireceğini bunu ben bilemem arkadaşlar. Sadece sevineceğiniz ifade edilir. Kimi annesine kavuşur, yani hapisten çıkar. Kimi yeni telefon alır. Herkesin sevineceği, yani dünya böyle bir yer. Dünya çok karmaşık bir yer. Birinin rahatlıkla bulduğunu ya da doğmadan elde ettiğini kimi arkadaşlar 30 yaşında, 40 yaşında elde edebiliyor ya da hiç elde edemiyor. Benim tek başıma oda sahibi olmam 30 yaşına yaklaştığımda oldu. Kimine doğduğundan itibaren, kiminin babası yok, annesi yok. Yani hayat gerçekten çok acımasız bir düzen içerisinde ilerliyor. Herkes farklı kulvarlarda başlıyor. Hani kendinizi başarısız saymanıza gerek yok arkadaşlar. Kimi insanın başarısı akıl sağlığını kaybetmemesidir örneğin. Çünkü çok kötü şartlarda yaşar. Çok kötü insanlara maruz kalır. Eğer akıl sağlığını koruyabilirse o insan başarılıdır arkadaşlar. Yani işte şu zengin, şu ünlü şunu başarmış, ben başaramadım, onun gibi başarılı olamadım. Dur bakalım, o senin yaşadığın zorlukları, sıkıntıları yaşadı mı? O senin yaşadığın zorlukları yaşasa ona ne olacaktı? Bunu bilmemiz lazım. Şimdi rüyalar görülüş şekline göre, sembollere göre anlamlar değişir. Örneğin bardak gördüm. Peki bardağın rengi neydi? Bardağın içinde hangi içecek vardı? Bardak boş muydu? Bunlar farklı yorumlanır, anlam değiştirir. Bir de bardağın yanında hangisi vardı, yani bir altlık var mıydı, yok muydu? Bardağı nereye koydun? Rüya bir bütün şekilde yorumlanır arkadaşlar. Ondan ben bardak gördüm şu anlama değil geliyor demeyin. O bardakla yani etkileşime geçen başka nesne var mıydı? Bir de bardağı tutuyor muydunuz? Yani görülüş şekli nasıldı? Bunlar çok önemlidir. Bunları belirtmek zorundayım. Sıkıldınız biliyorum ama anlatmak zorundayım arkadaşlar. Gelin rüyası arkadaşlar şimdi nasıl? Olumludur. Olumludur ama örneğin sizden hoşlanan biri var arkadaşlar. Yani sizinle evlenmek isteyen, sizi çok seven biri var arkadaşlar. O gün rüyanızda gelin görürsünüz. Erkekler görüyor arkadaşlar daha çok. Yani kadınlar damat görüyor. Erkekler gelin görüyor arkadaşlar. Kapınızı çaldığınızı ya da karşınıza gelin çıktığını görürsünüz. O gün size mesaj atan kadın arkadaşlar o rüyanızda gördüğünüz gelindir. Yani sizinle evlenmek isteyen, sizi çok seven kişi arkadaşlar o rüyada gördüğünüz geline işaret eder. Yani rüyada gelin gördüğünüzde sizi çok seven, sizinle evlenmek isteyen biri var ve o gün gördüğünüz o rüyayı gördüğünüz gün o kişi mesaj atar ya da siz o kişiyle tanışırsınız arkadaşlar. Böyle bir rüyadır gelin. Yani gelin görmek hayırlıdır arkadaşlar. Hayırlı bir kişiyle, iyi bir kişiyle tanışmaya ve büyük ihtimalle de evliliği işaret eder. Tabii yani karar size aittir. Yani gelin görmek gayet güzeldir. Sizi seven bir kadına işaret eder arkadaşlar gelin rüyası. Kendinizin gelin olduğunu görmek arkadaşlar yine evlilik işareti. Bunu da kadınlar görüyor. Erkekler damat olduğunu görür. Kendinizin hayatta isteklerinize kavuşmaya, yani iş dünyasında yükselmek de olur, hastalığı yenmek de olur, sembollere göre değişir ama genel anlamıyla budur, olumludur arkadaşlar. Kendinizin gelin olduğunuzu görmeniz hayırlı bir insanla da evlenmeye işaret eder. Anne olmaya da işaret ediyor arkadaşlar.
Yani çok güzeldir gelin rüyasını. Eğer bir erkek gelin görüyorsa yani hayırlı bir insanla evlenecek, iyi bir yuvası olacak, aile saadetini, mutluluğunu yaşayacak demektir. Ama tabii kırmızı gelinlikli birini görmek hoş olmuyor. Sarı gelinlikli birini görmek hoş olmuyor. Yani gelinliği normal renginde, beyaz gelinlikte birini görmek arkadaşlar şey de olabilir yani. Beyaz gelinlik giymiş çirkin bir kadın da görebilirsiniz. Bu ilişkide olduğunuz insanın böyle çok çirkindir rüyada gerçekten. Rüyada bile o kadar çirkin görürsünüz ki ama yani gerçekten çirkin dersiniz arkadaşlar. Şimdi rüyada görülebilecek sembolleri bilim kurgu filmlerinde göremezsiniz arkadaşlar. Belki gelinlik giymiş yaratık şeklinde görebilirsiniz. Dersiniz ki Allah'ım ben evlenmek istemiyorum. Yani bu nasıldır biliyor musun? Kötü özellikleri olan bir insanla aşk yaşamaya işarettir arkadaşlar. Size zarar verecek bir insanla ilişkide olduğunuzu belirten bir rüyadır. Gerçekten. Yani böyle şeyler var ya hani gelin gerdek gecesi kaçtı, dolandırdı, 500 bin lira parasını aldılar vesaire böyle insanlara da işaret edebilir. Gelin rüyası erkek için arkadaşlar hayırlı eştir, kadın içinse güzel gelecektir. Yani o da kendinin gelin olacağına, evleneceğine, iyi biriyle evleneceğine gelinler görürsünüz böyle güzel bir hayata kavuşacaksanız arkadaşlar. Gelin rüyaları genel anlamda böyledir, gayet güzeldir arkadaşlar. Rüyada arkadaşlar bir kadın kendisini yırtılmış gelinlikler içinde görse arkadaşlar belirsizlik yani hoş olmayan şeyler, erkek tarafında kavga, onu istemeyen kişileri işaret eder. Örneğin kişi sizi seviyordur, erkek sizi seviyordur, annesi babası istemez kendinizi yırtılmış bir gelinlikle. Ya da arkadaşlar bir kadın kendini rüyada gelinlikle bir yerde oturmuş görse arkadaşlar bir taşın başında böyle dertli bir şekilde oturmuş görse nişanlısının ondan ayrılacağına işaret eder. Yani semboller anlamı baştan sona değiştiriyor arkadaşlar. Kendinizi gelinlikli makyajlı şekilde gördünüz ya da makyajsız şekilde gördünüz. Yani bir kadın kendini gelinlikle gördü gayet güzeldir. Ama kendini gelinlikle gördü, yüzü farklı, yüzü çirkin bir şekilde gördü. Bu iyi değildir arkadaşlar. Yani erkek için hayırlı eşe işaret ederken kadın için de evlenmeye işaret ediyor. Mutlu olmaya, evlilik hayatında da evliyse de evlilik hayatında da mutlu olmaya işaret ediyor. Yani sembol çok arkadaşlar. Kısacası güzeldir. Yani şöyle söyleyebilirim. Kırmızı gelinlik giymiş bir insan, uyumsuz olduğunuz kişi ya da sarı gelinlikle birini görmek arkadaşlar. Şimdi iki iyi insan vardır ve iki iyi, niye söyleyemiyorum ben bugün iyi kelimesini ya? İki iyi insanın anlaşması her zaman olmaz arkadaşlar. Uyum önemlidir. Yani biri çay sever, biri kahve sever. Oradan anlaşmazlık çıkar. Tatil yerinde anlaşmazlık çıkar. Görgü konularında yani ben çok şahit oldum. Avukatın yanında çalışmıştım bir dönem. Yani boşanma konuları öyle şeyler var ki çok değişik şeyler var. Eşim bikini giymeme izin vermiyor diyen var. Eşim kapanmamı istiyor diyenler var. Nereden kendi kendine video açıldı? Yani çok çeşitli şekillerde arkadaşlar böyle şeyler var arkadaşlar. Neler var? Rüya yorumları var. Boşanma konuları var. Kendi kendine şey açıldı ben anlam veremedim ya. Dur bakayım ben. Yani rüyada ne diyordum ben şaşırdım iyice salaklaştım kusura bakmayın. Boşanma sebepleri çok farklı. Burada anlatamayacağım şeyler de var arkadaşlar. Yani iki insan evlenecek. Ama boşananlar da çok var arkadaşlar. İyi olmak yetmiyor bir şeyler için. Uyum gerekiyor. Yani o iyi bir insandır, sen de iyi bir insansındır ama hayat görüşünüz tutmaz, anlaşamazsınız. Sizin evet diyeceğiniz şeyleri o hayır der. Yani böyle şeyler arkadaşlar. Ya da eşim açık giymemi istiyor diyen de vardı. Yani çok şey var arkadaşlar. Görüş farklılığı o kadar çok var ki. Yani
A'dan Z'ye görmek lazım, tecrübe etmek lazım. Çok değişik konular var. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.